Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Şimdi bitki biyolojisi ile ilgili çıkmış soruları çözeceğiz. Hem fen hem de biyoloji ÖABT için. Başlayalım. 2013 Fen ÖABT'de çıkan bir soru diyor ki: Bitkilerde suyun köklerden yapraklara yer çekiminin tersi yönünde taşınmasında suyun aşağıdaki özelliklerinden hangisi katkı sağlar? Şimdi kökten yapraklara doğru su taşınıyor. Aşağıdan yukarıya doğru taşınıyor ve yer çekiminin tersi yönünde taşınıyor, değil mi? Bunu sağlayan kuvvetin e, ismini soruyor bize. Diyor ki kohezyon yapabilmesi, iyi bir çözücü olması, özgül ısısının yüksek olması, donduğunda genleşebilmesi, donma sıcaklığının düşük olması. Aslında bu bir e, hani canlıların temel bileşenleri sorusu ama bitkilerle ilgili de bir soru olduğu için de buraya aldım. Arkadaşlar bu özellik nedir? Kohezyon yapabilmesi değil mi? Kohezyon ne demekti? Aynı moleküllerin birbirine tutulması demekti. Su molekülleri de bakın şu oksijen iki tane de hidrojen atomu var. Daha sonra bu oksijen atomunu arkadaşlar başka bir suyun hidrojen atomu tutunuyor. Buna da yine oksijen atomu hidrojen şu şekilde tutunuyor. Bu şekilde aralarında hidrojen bağları kurarak ne yapıyor? İşte ee, kökten yapraklara kadar bir kohezyon kuvveti oluşturarak yukarıya doğru taşınması sağlanıyor. Dolayısıyla cevabımız şıkkı kohezyon yapabilmesi olacak. Eğer bize sindirimle ilgili bir şey sorsaydı iyi bir çözücü olması derdik. Özgül ısı ne demek onu ilk önce söyleyelim. Özgül ısı şudur. Diyelim ki elimizde bir miktar su var. Bu suyun sıcaklığı da 20 derece. Şöyle 20 derece. Ben bu suyun sıcaklığını 21 dereceye çıkarmak istiyorum. Bu 21 dereceye çıkarmak için harcadığım enerjiye ben özgür ısı diyorum. Suyun özgür ısısı çok yüksektir. Yani suyun sıcaklığını artırmak için gerekli olan enerji çok yüksektir arkadaşlar. Çok yüksek enerji gerekiyor. Böylece de ee, su hani mesela denizler, göller çok geç ısınıp çok geç soğurlar. Böylece içinde bulunan canlıları yaşamasına olanak verirler. O yüzden özgür ısısının yüksek olması da tabii ki yararlı bir şeydir. Donduğunda genleşebilmesi. Hani buz attığınız zaman bir bardak suyun içerisinde ne yapıyor? Yüzeyde yüzüyor değil mi? Suyun üstünde kalıyor. Bunun sebebi. Donduğu zaman su molekülleri genleşir, sıkılaşmaz. Çünkü başka moleküller dondukları zaman sıkılaşır ve daha ağır olurlar, dibe çökerler. Ama suda tam tersi. Donduğu zaman genleşiyor. Genleştiği için de suyun yüzeyinde kalıyor buz. Bu da kış olduğu zaman mesela duyarsınız. Çıldır gölü donmuş derler. Ama içerisinden hemen işte buzu kazıp içeriden balık çıkarırlar suyun yüzeyden donması bu donduğunda genleşebilmesi özelliği sayesinde su içerisinde yaşayan canlılar yaşama olanağı bulurlar arkadaşlar. Eğer dipten donsaydı çıldır gölü dipten donardı içerisindeki canlılar da yaşayamazdı. Dolayısıyla bu da ayrı bir özelliği. Donma sıcaklığının yüksek, düşük olması bu da aynı özgür ısısının yüksek olması gibi bir durumdur. Donma sıcaklığı düşüktür ki hani geç donuyor. Hani çabuk donmuyor. Mesela sıfır derecede donar su. Dolayısıyla sıfırın altına düştüğü zaman sıcaklık ne yapıyor? Su yavaş yavaş donmaya başlıyor arkadaşlar. İkinci sorumuz. Belirli bir süre karanlıkta tutularak sürgün oluşturması sağlanan bir patates yumrusu. Aydınlık ortama alındıktan sonra oluşan sürgünle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi belirli bir süre ne yapılmış? Karanlıkta tutulmuş. Daha sonra da aydınlık ortama alınıyor arkadaşlar. Gövde uzama sızlanır. Yaprak yüzeyi genişler. Sürgünler, klorofi sentezler. Şimdi burada bu sürgünü ben ne yapıyorum? Karanlıkta tutarak patates yumrusunu aydınlık ortama alıyorum sürgün oluşturmasını sağlıyorum. Bir kere aydınlık ortama geçtiği zaman ne olacak? Daha fazla ışık gördüğü için yaprak yüzeyi genişlemeye başlayacak. Çünkü klorofil sayısını artıracak. Klorofil sayısını artırabilmesi için de klorofil sentezleyecek. Gövde uzaması hızlanır diyemiyoruz arkadaşlar. Çünkü e, sürgün direkt hani aydınlık ortama alındığı zaman e, gözle gözde görülür şekilde bir sürgün uzaması yani gövde uzaması hızlanır diyemiyoruz. Burada Aydınlık ortama alındığı zaman klorofil ilgili olan şeyler hızlanır. Fotosentez hızlanıyor çünkü. Bu yüzden de yaprak yüzeyi genişliyor. Klorofil sentezi artıyor. Cevabımız 2 ve 3 şeklinde olur. Üçüncü sorumuz. Bir bitkinin çeşitli organlarından kesit alan bir öğrencinin aşağıdaki dokulardan hangisinde birden fazla hücre tipi gözlemesi beklenmez? Bakıyoruz. Şimdi burada epidermis. Epidermiste arkadaşlar normal epidermis hücreleri vardır. Bir de epidermis'ten farklılaşan hücreler vardır. Nedir bunlar? Mesela stoma, tüy, değil mi? Lentiseller. Bunlar pardon, lentisel değil, hidatotlar. Bunlar nedir arkadaşlar? Epidermis'ten farklılaşan hücrelerdir. Dolayısıyla birden fazla hücre tipi vardır. Floeme baktığımız zaman floemde arkadaş hücreleri var. Bir de kalburlu hücreler var. O yüzden iki çeşit hücre vardır. Kısilemde trake ve trake hücreleri vardır. O yüzden birden fazla çeşit görür. Periderme baktığımız zaman yine lentisel hücrelerini görür. İşte kendi ölü hücrelerini görür. Ama kolenkima tek çeşit hücrelerden oluşmaktadır. O yüzden de kolenkima'da fazla sayıda hücre çeşidi gözlenmez arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı şeklinde olur. Gelelim dördüncü sorumuza aşağıdaki şekilde su ve minerallerin bitki kökündeki çeşitli hücrelerden yanal taşınımı gösterilmiştir. Buna göre bu üç farklı taşınım yolu aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Arkadaşlar bu taşıma yolu sorulabiliyor. Yani çok seviyorlar hani ÖSYM çok seviyor taşıma yolunu. Bakın dikkat ederseniz birinciye bakın. Birincisinde bakın zarların arasından geçe geçe. Bakın zarların arasından geçe geçe gitmiş. Bu nedir? Transmembran Membran ne demek zar demektir. Transfer etmek, zarlar arasından transfer etmek demektir. Dolayısıyla bir numara transmembrandır. O yüzden transmembran olmayanları siliyoruz. Zaten iki farklı yol kalıyor. Biri simplastik, biri de apoplastik olarak. Arkadaşlar simplastik yolda arada bulunan geçitten geçer. Bakın şöyle bir geçit vardır. Bu geçitten geçer. Ee, sadece sitoplazmik yoldan geçiyor. Simplastik yolda. Apoplastik yolda ise sitoplazmaya değmeden direkt hücre çeperinden geçiyor apoplastik yolda. Dolayısıyla burası simplastik, burası da apoplastiktir. Transmembran simplastik apoplastik cevabımız C şıkkı şeklinde olur. Gelelim 5. sorumuza. Bitkilerde beslenme ile ilgili diyor hangileri doğrudur? Epifit bitkiler gerekli duydukları organik bileşikleri kendileri sentezleyebilirler. Şimdi epifit bitki ne demek? Arkadaşlar epifit bitki e, uzun boylu ağaçların üzerinde yaşayan ama parazit olmayan bitkilerdir. Bunlar sadece o ağaçları konum olarak kullanıyorlar. Hani bir barınma yeri olarak kullanıyorlar. Kendi ihtiyaçlarını kendileri sentezleyebiliyorlar. O yüzden bu doğrudur. Emeçleriyle üzerinde yaşadığı bitkinin sadece kısilem dokusundan madde alan bitkiler fotosentez yapabilirler. Evet biz bu bitkilere yarı parazit bitkiler diyoruz. Yarı parazit bitkiler e, üzerinde yaşadığı bitkinin sadece kısileminden su ve mineral alır fotosentezini kendisi yapar. Bu yüzden de yarı parazit bitki diyoruz. Doğru. Karnivor bitkiler karbonhidratları yakaladıkları hayvanlardan elde ederler. Şimdi karnivor bitki etçil bitki demektir. Mesela böcek yiyen bitkiler. Bunlar karbonhidrat almazlar arkadaşlar. Protein alırlar. Neden protein alıyorlar? Çünkü proteinin içerisinde azot var. Bu bitkiler azotça fakir yerlerde yaşarlar, topraklarda yaşarlar. Azot ihtiyaçlarını da yedikleri o böceklerden, işte e, her ne yiyorsa o canlıdan sağlıyorlar. Dolayısıyla burada karbonhidrat değil protein alıyorlar. Bu yanlıştır. Cevabımız C şıkkı 1 ve 2 şeklinde olur. Altıncı soru. Bitkilerde epidermisten salgılanan kütikula ile... Kök endodermisinde bulunan kaspari şeridinin ortak özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar her ikisinin de bir ortak özelliği var. İkisi de mumsu madde içerir ve bu maddeler sayesinde de geçirgenliği azaltırlar. Dolayısıyla endodermiste bulunan kaspari şeridi suyun geçirgenliğini azaltıyor kökte. Kütükula da Epide, bitkilerin bu epidermisinde işte yaprakların üst tarafında salgılanarak yine terlemeyi engelliyor. Suyun geçirgenliğini azaltıyor. Bunların ortak özelliği su geçirgenliğini azaltmak hem de e, mumsu maddeleri içermedir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? A şıkkı mumsu madde içermeleri olacak. Bitki su kaybına karşı koruma diyor ya burada su kaybına karşı koruma kütü kullanın özelliğidir. Kaspari şeridi su kaybına karşı korumak fazla suyun kök içerisine girmesini engeller. Dolayısıyla su kaybı değildir burada fazla su girişini engellemedir. Gelelim yedinci sorumuza. Bir bitkinin kökünden aldığı hücreleri besi ortamında yetiştiren bir öğrenci bu hücrelerin önce bir fide daha sonra çiçek veren tam bir bitki oluşturabildiklerini gözlemlemiştir. Bu deneye göre diyor bu deneye göre hangilerine ulaşılamaz? Şimdi ana bitkinin kökünden hücreler alıyor. Besin ortamına koruyor. Daha sonra genç bir bitki elde ediyor. Sonra da ergin bir bitki aynı bitki elde ediyor. Diyor ki her bitki hücresinin bir bitkideki bütün hücre tiplerini oluşturabileceği. Şimdi kök bitkisini kök hücresini almış. Onu normal bir bitki elde edene kadar büyütebilmiş mi? Büyütebilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar burada her bitki hücresinin bakın her bitki hücresine değil. Burada hangisini alıyor? Kök hücresini alıyor. Kökteki hücreleri alıyor. Dolayısıyla burada her bitki hücresiyle ilgili bir yorum yapamıyoruz. Çünkü bunda ölü hücreler de vardır. Ölü hücreleri alırsa hiçbir sonuç elde edemez. Sadece kökten aldığı hücrelerden deney yapıyor. Bize birden fazla hücreyle deney yapmış olsaydı o zaman bunu söyleyebilirdik ama şimdi söyleyemiyoruz. Farklılaşmış bitki hücrelerinin DNA'larında geriye dönüşümün gerçekleşebileceği e kök hücresi farklılaşmış mı? Evet. E peki bu kök hücresi daha sonra farklı bölgelere dönüşmüş, mesela embriyoya dönüşmüş, genç bitkiye dönüşmüş mü? Dönüşmüş. O zaman geri dönüşüm gerçekleşebilir. Oluşan yeni bitki hücrelerinin genetik yapılarının ana bitkiyle benzer olduğu e yeni bitki hücresi, Buradaki kökü, kökteki hücreden mi oluşuyor? Evet. Herhangi bir mayoz bölünme falan olayı var mı? Yok. Mitoz bölünme sonucunda oluşuyor. Zaten bu bir eşeğsiz üremedir. Dolayısıyla ana bitkiyle benzerdir. Cevabımız ne olacak? Ulaşılamaz dediği için yalnız bir şıkkı olur. Sekizinci sorumuz. Diyor ki karanlıkta yetiştirildikten sonra tek yönden ışığa maruz bırakılan fidelerin koleoptillerinin gösterdikleri fototropizma yanıtı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar hepsi tek yönden ışığa maruz bırakılmış şu yönden. Şimdi bunda herhangi bir engel yok. Engel olmadığı için burada ne yapacak? Yönelme gerçekleşecek değil mi ışığa doğru? O zaman bir de yanıt vardır. İkiye bakıyorum. İkiye ışığa geçirimsiz bir başlık takılmış. Bu başlık arkadaşlar ne yapar? Oksin üretimini engeller. Engellediği için de herhangi bir oksin birikimi olmaz. Dolayısıyla bunda yanıt gerçekleşmez. Üçüncüye bakıyorum. Üçüncüde ışığa geçirimsiz başlığı biraz daha aşağı tarafa koymuş. Oksin nerede üretiliyor? Uç kısımda. Uç kısım ışık gördüğü için bunda da yönelme olur. 4'e bakıyorum. Işığa geçirimli başlık koyulmuş arkadaşlar. Işığa geçirimli olduğu için oksin üretimi ve oksinin ışıktan kaçması beklenir. Dolayısıyla burada da yönelme olur. 1 3 de yanıt verir olacak. 2 numara yanıt vermeyecek. Cevabımız A şıkkı şeklinde olur. Bakın bu yönelme olaylarını şöyle düşünün lütfen. Ee, Oksinden oksinin ışıktan kaçtığını düşünüyorsunuz. Yani oksin birikiminden kaynaklanan bir durumdur. Ben karanlık ortamda da eğer oksin birikimi gerçekleştirebiliyorsa o zaman onda da yönelme olur. İlla ışık olmasına gerek yok. Oksinin birikimine bağlı. Mesela elinizde bir koleoptil var. Koleoptilin uç kısmını kestiniz ve uç kısmını getirip şuraya koydunuz. Tamam mı? ve ortam karanlık. Bunda ne olur? Oksin birikimi nerede olur? Bakın şurada bir oksin birikimi olur. Burada oksin birikimi olduğu için yönelme diğer tarafa doğru. Pardon yanlış oldu. Şöyle diğer tarafa doğru yönelme gerçekleşir. Karanlık ortam olsa bile. Siz burada oksin birikiyor mu birikmiyor mu? Buna bakacaksınız. Oksin burada biriktiği için oksin bitkilerin hücrelerinin bölünmesini uyarıyor. Buradaki hücreler bölünüp çoğalırken buradaki hücreler bölünemiyorlar, çoğalamıyorlar. Dolayısıyla burada bir büyüme gerçekleştiği için bir kamburlaşma oluyor. Bu kamburlaşma da yönelme gibi algılıyoruz biz bunu ama aslında oradaki olay nedir? Büyümeden kaynaklı bir kamburlaşma olayı gibi düşünebilirsiniz. Dokuzuncu soru Diyor ki aşağıda kanarya otu koleoptillerinin ışığa yönelimleriyle ilgili bir deney düzeneği şematize edilmiştir. Buna göre şekilde gösterilen koleoptillerin hangilerinde ışığa doğru bir yönelme hareketinin görülmesi beklenir? Şimdi bakıyorum. Birincisinde herhangi bir engel yok. Işık var o zaman bunda yönelme olur K'da. L'ye bakıyorum. Ucu kesilmiş. Ucu kesildiği için oksin üretimi gerçekleşmez. Çünkü oksin uç kısımlarda üretiliyor. O yüzden bunda yönelme olmaz. M'ye bakıyorum. Işık geçirmiyor. Işık geçirmediği için arkadaşlar bunda da yönelme olmaz. Çünkü neden? Oksin üretimi gerçekleşmiyor. ok, ee, pardon. Oksin üretimi gerçekleşir. Özür dilerim. Yanlış söyledim. Oksin üretimi gerçekleşir. Ama Işığa geçirgen olmadığı için oksin her tarafa eşit dağılır. Çünkü oksin ışıktan kaçan bir hormondur. Dolayısıyla burada ışık görmediği için kaçma durumu olmaz. Eşit dağılır dolayısıyla yönelme olmaz. Işığa geçirgen başlık konulmuş. Dolayısıyla burada da bir engel olsa bile ışığa geçirgen olduğu için ne olacak? Yönelme olacak. P'ye bakıyorum. P'de de ışık ışığı geçirmeyen tüpü nereye koymuşlar? Gövdenin alt kısmına. Oysa ki oksinler üretiliyor, uç kısımlar üretiliyor. O yüzden burada da yönelme olacak. KNP'de yönelme olduğu için cevabımız Edirne şıkkı şeklinde olacak. Gelelim 10. sorumuza. Bir bitkinin yapraklarının ışık ve karanlıktaki pozisyonları ile bakın ışık ve karanlıktaki pozisyonlarını şekil 1'de vermiş. Bu pozisyonlara bağlı olarak yaprak pulvinusunun iki yanında ventral ve dorsal motor hücrelerdeki potasyum ve klor iyon miktarlarındaki değişimler verilmiştir. Buna göre diyor bitkinin yaprak hareketleri ile ilgili hangisi söylenemez? Şimdi bakıyorum. Birinci bölgeye baktığımızda aydınlık ortamda e, yaprakların bir kısmı açıkken, bakın açık yapraklar. Açıkken ne oluyor arkadaşlar? Ventral hücrelerde bu maddelerin birikimi azalıyor. Karanlıkta ne oluyor? Bakın, karanlık ortama geldiği zaman da, karanlık ortamda da ne yapıyor? Ventral hücrelerde artarken, pardon, ventral hücrelerde azalırken, dorsal hücrelerde artıyor. Karanlık ortama geliyorum. Karanlık ortamda e, yaprağın pozisyonu açık duruma gelirken, e, dorsal hücrelerdeki iyon birikimi azalıyor, bir miktar sonra artıyor. Sonra ventral hücrelerdeki ise artıyor, azalıyor. Tam tersi şeklinde etki gösteriyor. Yine aydınlık ortama, ışık ortama geldim. Yapraklar açık, bakın, yapraklar açık. Yaprak açık olduğu zaman dorsal hücrelerdeki iyon birikimi artarken ventral hücrelerdeki iyon birikimi azalıyor. Yine karanlık ortama geldik. Karanlık ortamda yapraklar kapalı iken ne oluyor? Ventral hücrelerdeki iyon birikimi sabit. Dorsal hücrelerdeki iyon birikimi sabit. Bakıyorum diyor ki yaprak hareketlerini iyon akışının düzenlediği. Şimdi iyon akışına baktığınız zaman iyon akışı ne yapmış? Yapraklardaki hareketliliği düzenlemiş mi? Düzenlemiş arkadaşlar. Burada dorsal hücrelerdeki ve ventral hücrelerdeki e, iyon birikimi yaprakları düzenliyor. O zaman bu doğrudur. İyon değişikliklerinin dorsal ve ventral hücrelerin turgorlarını değiştirebileceği. Evet. iyon değişiklikleri hücrelerde, e, ventral hücrelerde ve dorsal hücrelerde farklılık oluşturmuş mu? Oluşturmuş. Doğru. Yaprak açılımının dorsal hücrelerdeki turgor basıncına art, turgor basıncındaki artışa bağlı olduğu. Şimdi bakalım. Dorsal hücrelerdeki turgor basıncı artarsa turgor basıncının artması için ne olması lazım? Su girişinin olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar dorsal hücrelere bakıyorum. Bakın dorsal hücrelerdeki iyon birikimi arttığı zaman yapraklar kapanıyor. İyon birikimi azaldığı zaman su miktarı arttığı zaman yapraklar açılmaya başlıyor. O zaman bu da doğrudur. Karanlıkta diyor ventral hücrelerdeki potasyum ve klor artışının su kaybına neden olduğu. Şimdi bakıyorum ventral hücreler karanlıkta Şimdi karanlık ortama bakıyorum. Ventral hücrelerdeki potasyum ve klor artışı. Ventraldeki potasyum ve klor artışı karanlıkta şurada. Su kaybına neden olduğu demiş. Burada su kaybı ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Yani su kaybı olmuştur diyebilir miyim? Zaten klor ve potasyum miktarı artarsa su kaybı değil de miktar arttığı için derişim artar arkadaşlar. Dolayısıyla bunun ilgili bir şey söyleyemem. Işığın yaprak hareketi üzerinde etkili olduğu karanlık ve aydınlık ortamda farklı olaylar gerçekleşiyor yapraklarda dolayısıyla bu da etkilidir ama burada su kaybına neden olur diyemem çünkü su ile ilgili bize bir şey söylemiyor 11. soru yani çok gerçekten hani nasıl diyeyim size çok kafa karıştırıcı bir soru bu soru aşağıdakilerden hangisi karada yaşayan bitkilerin ortak özelliğidir tohuma sahip olmaları arkadaşlar karada yaşayan tohumsuz bitkiler var mı var. Dolayısıyla bu ortak özellik değildir. İletim demetlerine sahip olmaları. E, kara yosunları karada yaşıyorlar ama iletim demetleri yok. Bu da değil. Besin dokuya yani endosperme sahip olmaları. Basit bitkilerde endosperm yoktur. Kapalı tohumlu bitkilerde endosperm vardır. Bu da ortak değildir. Gerçek köke sahip olmaları. E, kara yosunlarında gerçek kök yoktur. Dolayısıyla bu da değildir ama döl almaşı tüm bitkilerde görülür. Döl almaşı neydi? diploid ve haploid evrenin birbirini takip etmesi demektir. Tüm bitkilerde görülüyor. 2016 Fen ÖABT diyor ki çiçekli bitkilerde olaylarından hangileri bitkinin kendi kendisini döllemesini engel, engeller? Bir çiçekteki dişi organın enzim salgılayarak aynı çiçeğe ait polen tüpünün gelişimini durdurması olabilir değil mi? Yani burada ne yapıyor? Enzim salgılıyor. Polen tüpü gelişmediği zaman kendi kendini döllemesi de engellemiş oluyor. Doğru. Bir çiçeğin stigmasının o çiçek tarafından üretilen ve aynı genleri taşıyan poleni kabul etmemesi. Poleni kabul etmiyorsa yine kendi kendini döllemesini engelledi. Çiçekten salgılanan bal özü miktarının azaltılması. Buradaki bal özünün ne iş yaptığı önemlidir arkadaşlar. Bal özü eee Böcekleri kendine doğru çeker. Yani burada e, polenlerin başka yere yayılmasını sağlar. Dolayısıyla bal özü miktarını azaltması da başka bitkilere e, polenlerin gitmesini engelliyor. Dolayısıyla bunu kendi kendine dölleme ile bilgisi yoktur. Aynı çiçek üzerinde polenin karpelden önce gelişmesi. Evet polen eğer ki yumurtalıktan önce gerçekleşirse e, gelişirse polenler yayılır yumurtalık sonradan gelişir dolayısıyla başka bir bitkinin aynı türden başka bir bitkinin poleniyle döllenmek zorunda kalır. O yüzden bu da bir engeldir. Cevabımız 1 2 4 şeklinde olur. Gelelim biyolojiye. 2014, 2016 biyoloji. Bitkilerdeki yaprak dizilişleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım. Yaprakların diziliş tarzı dal veya gövde uzunluğuna göre e, değişir demiş. Hangisi doğrudur diye soruyor bize. Arkadaşlar dal veya gövde uzunluğu değil bunu genetik belirler. Yani genetik e, özellikler belirliyor. O yüzden dal uzunluğu gövde uzunluğuna göre değişmiyor. Bir gövde üzerinde yaprakların diziliş bi biçimi sekonder kambiyum tarafından belirlenir. Burada sekonder kambiyum nedir? Enine genişlemeyi sağlıyor arkadaşlar. Yaprakların diziliş biçiminin sekonder kambiyumla ilgisi yoktur. Bu da gider. Yaprak dizilişleri yaprak büyüklüğüne göre değişir. Hayır tabii ki değildir. Burada e, nodyumlar, internodyumlar falan var. Bunlar yaprak büyüklüğü değil. Nodyumların konumlarına göre değişiyor arkadaşlar. Değil. Nodyumdan çıkan yaprak sayısı bitki türlerine göre değişebilir. Evet. Nodyum nedir? Yaprakların şöyle bir dal olduğunu düşünün. Şöyle tomurcuklar vardır. Biz bu tomurcuklara nodyum diyoruz. Bu Nodyumlardaki yaprak sayısı bitki türüne göre değişebiliyor. Bazısında bir yaprak çıkarken bazılarında iki yaprak, üç yaprak çıkabiliyor arkadaşlar. Bu doğrudur. Yaprak dizilişi yaprak damar tipine göre değişiklik gösterir. Hayır dediğim gibi nodyumların konumlarına göre değişiyor. Dolayısıyla bu da değildir. Cevabımız denizli seçeneği olacak. 14. soru. Bitkilerde gerçekleşen aşağıdaki olayların hangisinde ATP kullanılır? Bakalım plazma zarında, zarındaki kanal proteinlerinden suyun girişi arkadaşlar suyun girişi ozmoz kurallarına göre olur ATP kullanılmaz. Karbondioksitin ribuloz bir fosfata bağlanması, ribuloz bir fosfata bağlanma olayı karbondioksitin e, karbondoksit çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru geçtiği için ne yapacak? Difüzyonla gelecek. Dolayısıyla bunda da ATP harcanmaz. Fotosentezde suyun ayrışması ışık sayesinde gerçekleşir. Biz buna fotoliz diyoruz. Dolayısıyla ATP harcanmaz. Işık enerjisi sayesinde olur. Kısilemde suyun taşınması kısilem ölü hücrelerinden ölü hücrelerden oluşur. Dolayısıyla burada da ATP harcanmaz. Zaten su ile ilgili olan bir şeyde ATP harcanmaz. Unutmayın. Mezofil hücrelerinden floeme şeker yüklenmesi bu olur arkadaşlar. Mezofil hücreleri nerede bulunuyor? Yapraklarda. Yapraklarda üretilen şeker floeme aktarılırken az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru bir aktarım gerçekleşebilir. Dolayısıyla ATP harcanması da gerçekleşir cevabımız Edirne seçeneği olur. 15. soru Dikotil bitkilerde aşağıdakilerden hangisi primer kısilem ve primer flöemde yer almaz? Dikotil bitkiler yani çift çenekli bitkilerde. Bakalım arkadaş hücresi arkadaşlar arkadaş hücresi flemde e, flam'de bulunuyor primer flemde dolayısıyla bu olur kalburlu boru hücresi yine flemde bulunuyor trake ve trakeit ise kısilemde bulunuyor ama demet ışını öz ışını dediği kambiyumdur kambiyum primer kısilem ve primer flem kendi içerisinde yer almaz nerede bulunuyor etrafında bulunuyor o yüzden demet öz ışını bulunmaz cevabımız edirne şıkkı olacak Gelelim 16. sorumuza. Bir bitkinin gün ortasında stomalarını kapatmasının nedeni hangisi olabilir? Sıcaklıkla alakalı bir durumdur bu. Diyor ki fotosentez hızında artış. Fotosentez hızındaki artış kapanmaya sebep olmaz arkadaşlar. Terleme hızında yavaşlama. E terleme hızında yavaşlama olabilmesi için de stomaların kapanması lazım. Burada stoma kapanmasının nedenini soruyor bize. Bu da olmaz. Yaprak mezofil tabakasında karbondioksit derişiminin artması bu da e, dediğim gibi stomaların kapanmasına sebep olmaz. Köklerden mineral madde alımında artış, mineral madde alımında artış varsa su miktarında da artış vardır. Dolayısıyla bunun dışarı atılması gerekiyor fazlasını, O yüzden stomaların kapanmasına sebep olmaz bu. Yapraklarda protein sentezinde artış. Şimdi protein sentezi yaparken ne yapıyor? E, su miktarı da artıyor değil mi protein sentezi gerçekleşirken su da oluşturuluyor dolayısıyla suyun dışarı çıkışını engelleyebilmek için e, stomaların kapanması gerçekleşebilir arkadaşlar yani kapatmasına sebep olabilir o yüzden cevabımız edirne seçeneği şeklinde olacaktır protein sentezi sırasında su oluşturulduğu için bu suyun da dışarı gitmemesi gerektiği için yani terleme olayıyla dışarı gitmemesi gerektiği için ne olacak? Protein sentezi artarken stomalar kapanabilir. 17. sorumuz. Meyve ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Genellikle döllenme olayından sonra gelişmeye başlar. Evet doğrudur. Meyve zaten Tohum alışımından sonra gelişmeye başlıyor arkadaşlar. Tohumları korur ve yayılmalarına yardım eder. Şimdi elma yiyoruz ya elmanın içindeki çekirdek nedir? Tohumdur. Ee, elmanın dışında o yediğimiz o elmanın etli kısmı nedir? Meyve kısmıdır. Dolayısıyla ne yapıyor? Tohumları korumuş oluyor. Hem de biz o meyveleri yediğimiz zaman çekirdekleri farklı bölgelere attığımızda ne oluyor? Yayılmasına yardım ediyor. Büyümesinde oksin hormonu etkilidir demiş. Evet meyvelerin büyümesinde oksin hormonu etkilidir tabii ki. Ovaryumun yanı sıra ovaryumla bağlantılı yapılar da yapısına katılabilir. Evet arkadaşlar, taç yapraklar, çanak yapraklar katılabiliyorlar. Doğru. Karasal ortamda yaşamaya uyum sağlamış bütün bitkilerde oluşur. E, açık tohumlu bitkiler. Açık tohumlu bitkilerin meyvesi var mı? Yok. Çiçeği yok ki meyvesi olsun. Dolayısıyla cevabımız edirne seçeneği olacak. Çeşitli bitki hücrelerinde olaylarından hangileri sekonder çeper kalınlaşmasına örnek oluşturur? Sekonder çeper kalınlaşması. Bakalım. Kolenkima hücrelerinin köşelerinde pektin birikimi sonucu çeperin kalınlaşması. Arkadaşlar bu olur mu? Şimdi kolenkima hücrelerinin köşelerinde şimdi hücreler şu şekilde kolenkima hücreleri şu şekilde. Köşelerinde ne birikiyor? Pektin birikiyor. Pektin biriktiği için ne oluyor arkadaşlar? Burada çeper kalınlaşıyor. Buradaki çeper kalınlaşması primer çeper kalınlaşmasıdır. Sekonder değildir. Dolayısıyla bu değil. Yaprak epidermis hücrelerinin üzerinde kütin birikimi sonucu kütükul oluşum. Burada kütükula yaprağın yüzeyini kaplıyor. Burada hücrelerle ilgisi yoktur. Dolayısıyla çeper kalınlaşması değildir bu. Taş hücrelerinin yapısına, şimdi bakın taş hücreleri zaten sertleşmiş yapılardır. Yani çeper kalınlaşması gerçekleşmiştir. Lignin girdiği zaman da ne yapıyor? Çeperleri iyice kalınlaşıyor, iyice sertleşiyorlar. O zaman bu sekonder çeper kalınlaşması şeklinde olur. Cevabımız yalnız 3 Bursa şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. 18 19. sorumuz 2018 biyoloji Diyor ki çift çenekli bir bitkinin köklerindeki kambiyumda hücre bölünmesinin durması yapılarından hangilerinin oluşumunu engeller? Kök emici tüyler, kök emici tüyler kim tarafından oluşturuluyor? Epidermis tarafından oluşturuluyor arkadaşlar. Kambiyumla ilgisi yoktur. Sekonder ksilem, e kambiyum sekonder kısilemi oluşturarak genişlemeyi sağlıyor. Sekonder floem de aynı şekilde içe doğru kısilemi, dışa doğru floemi oluşturarak kalınlaşmayı sağlar. Dolayısıyla kambiyumun hücre bölünmesi durursa bunlar oluşmaz. Cevabımız Edirne seçeneği 2 ve 3 olacak. 20. soru bir bitkide özelliklerinden hangileri bitkilerin topraktan su ve mineral alımında artış sağlar Bakalım kök emici tüylerinin geniş yüzeyler oluşturması Evet geniş yüzey oluşturursa ne olacak e, su ve mineral alınımı artar doğrudur Mikoriza oluşumu mikoriza neydi arkadaşlar mikoriza bakterilerle e, Pardon mikoriza mantarlarla bitkinin oluşturduğu bir birliktelikti mikorizaların yani mantarların hifleri, o kök benzeri yapıları toprağın derinliklerine yayılarak su ve mineral alımını sağlar. O yüzden mikoriza oluşumu da su, ve mineral alımında artış sağlar. Yaprak yüzeyini örten kütükulanın kalınlığında artış olması. Şimdi kütükula kalınlığı artarsa terleme azalır. Terleme azalırsa suya ihtiyaç azalır. Dolayısıyla su ve mineral art alımında artış olmaz. Azalma görülür. Cevabımız 1 ve 2 Bursa seçeneği olur. 21. soru, stomaların açılıp kapanma mekanizması ile ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım. Açık olan stomaların bekçi hücrelerinde potasyum iyonunun derişimi yüksektir. Evet doğrudur. E, stomalar açılırken komşu hücrelerden bekçi hücrelere doğru. Bakın bekçi hücre nedir? İlk önce onu göstereyim. Stomaların kendi hücreleri bekçi hücrelerdir. Şöyle bekçi hücre etrafında bulunan hücreler de komşu hücrelerdir. Stomalar açılırken komşu hücreden bekçi hücreye potasyum girişi olur. Ayrıca sutoma fotosentez yapmaya başlar. Glikoz miktarı artar. Glikoz miktarı arttığı için buradaki derişim artar. Derişim arttığı için de ozmotik basınç ne yapar? Artar. Yani suya olan ihtiyaç. Bu sefer komşu hücrelerden bekçi hücrelere doğru su girişi olur. Su girişi olduğu için de buradaki çeperlere bir turgor basıncı uygulanır ve sutomalar açılır. O zaman bakıyorum potasyum yorunun değişimi yüksektir. Doğru. Doğru. Stomalar kapalı haldeyken bekçi hücrelerinin turgor basınçları düşüktür. Şimdi eğer ki açılmasını turgor basıncının yüksekliği sağlıyorsa, kapanmasını da düşüklüğü sağlar. Doğru. Stomaların kapanması sırasında potasyum ve klor iyonları bekçi hücrelerinden aktif olarak atılır demiş arkadaşlar. Burada aktif atılım yoktur. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçiş vardır. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Bekçi hücrelerinin çeper kalınlığının stoma çevresinde daha fazla olması ve seliloz liflerin ışınsal düzenlenmesi stomaların açılıp kapanmasını da etkilidir. Hani bu şekil var ya bu şekil arkadaşlar stomaların açılıp kapanmasını kolaylaştırıyor. Aslında burada bu şekilden bahsediyor. Dolayısıyla bu doğru olacak. Yaprak içerisindeki hücreler arası boşlukta karbondoksit düzeyinin düşmesi stomaların açılmasını uyarır. Karbondoksit düzeyi düşüyor demek ne demektir? Glikoz üretimi yani fotosentez yapılıyor demektir. Dolayısıyla stomaların açılmasını uyarıyor. Cevabımız C şıkkı şeklinde olacak. 2019 Fen ÖABT diyor ki aşağıdakilerin hangisi çiçekli bir bitkinin embriyo kesesinin yapısında bulunmaz? Embriyo kesesi. Arkadaşlar embriyo kesesinde ne vardır çiçekli bitkilerde? Bakın. 3 ee, kere mitoz bölünme geçirmesi sonucunda sinerji hücreler vardır. Bunlar antipot hücreler. Antipot. Daha sonra şöyle ortada bir yumurta hücresi, etrafında da sinerji hücreler vardır sinerjit ortada da polar çekirdekler vardır. Şimdi bakıyorum. Antipot hücre var mı? Var. Polar çekirdek var mı? Var. Yumurta var. Sinerjit hücre var ama vejetatif çekirdek nerede bulunuyor? Polende bulunuyor. Tüp ve, e, tüp çekirdeğidir bu. Tüpün oluşumunu sağlar döllenme sırasında. Cevabımız A şıkkı olur. Diğer sorumuz gündüz su kıtlığına maruz kalan ve bu nedenle yapraklarında su kaybını engellemek için stomalarını kapatan bir C3 bitkisinde diyor. Stomalarını kapatmış C3 bitkisi. Diyor ki hangileri gözlenir? Şimdi stomasını kapatmışsa bekçi hücrelerinin vakuallerinde potasyum derişiminde artış demiş. Arkadaşlar burada potasyum derişimi eğer bekçi hücrelerinde artarsa stomanın açılmasını uyarır bu. Burada eee komşu hücrelerde komşu hücrelerde potasyum derişiminde artış olur. O yüzden bu olmaz. Transpirasyonda azalma. Transpirasyon nedir? Terlemedir. Doğru. Terlemede azalma gerçekleşir. Çünkü su kıtlığı yaşıyor. Bekçi hücrelerden komşu epidermis hücrelerine su geçişi. Evet. Stomaların kapanması için komşulara su geçişi olması gerekiyor. Dolayısıyla olur. Cevabımız 2 ve 3 şeklinde olacak. 24. soru. Angiospermlerin üreme sürecinde gerçekleşendiği olaylarından hangilerinde mayoz görülür? Erkek gametofitin sperm hücrelerini oluşturması. Şimdi angiosperm neydi? Kapalı tohumlu bitkilerdi. Kapalı tohumlu bitkilerde bu an, erkek gametofitin sperm hücrelerini oluşturması demek. Bakın şöyle polen var ya pole, polenin içerisinde tek bir çekirdek vardır. Bu çekirdeğin pardon iki tane çekirdek vardır. Bunlardan bir tanesi vejetatif, diğeri de generatif çekirdek. Generatif çekirdek polen tüpünün içerisine girdiği zaman bir kere mitoz bölünme geçirir ve sperm hücrelerini oluşturur. Dolayısıyla bu mitoz bölünme sayesinde olur. Mikrosporositten mikrosporların oluşması evet polen oluşumundan bahsediyor olur. Megasporositten megasporun oluşması bu da yumurta oluşumundan bahsediyor. Mayoz bölünmeyle olur. Dolayısıyla deniz seçeneği 2 ve 3 şeklinde olacak. Bitkilerde maddelerin kısa mesafeli taşınımını sağ, taşınımında sağlayan yollar sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır? Bazı hücreler arasında plazmodezinlerin yardımıyla, bu arada nasıl da konuştuysam, plazmodezinlerinin yardımıyla bazı hücre, bazı, bazı maddelerin geçmesi okuyamadım arkadaşlar, kusura bakmayın. Burada bakın, Plazmo desmata'larla ne yapıyor? Taşıma gerçekleşiyor. Bu nedir arkadaşlar? Plazmo desmata. Bakın. Şurada ben yukarıda bir şekil vardı ya o şekle git gitmek istiyorum. Plazmo desmata'ları göstermek istiyorum size. Şöyle yukarıdaki şekilden. Çok yukarıda değildi sanırım. Ha burada. Bakın burada eee plazmo desenlerin yardımıyla şuradaki açıklıklar nedir? bakın şu açıklıklar plazma desnlerdir. Bunlardaki taşınma biz ne diyoruz? Simplastik taşınım diyoruz. Dolayısıyla bu simplastik olacak. Daha sonra diğerini okuyayım. Hemen geçelim. Su ve suda çözülmüş maddelerin herhangi bir zarı geçmek sizin yalnızca hücre çeperlerinden geçmesi. Bu da neydi? Apoplasttı. Değil mi? Apoplast herhangi bir ee, zarı geçmeden direkt hücre çeperinden geçiyordu. Bazı maddelerin bir hücreden diğerine çeper ve plazma zarından geçerek bakın transmembran hem çeperden hem plazma zarından geçiyor. Transmembrandır bu da. Yani cevabımız C şıkkı şeklinde olacak. 26. soru. Çiçekli bitkilerin yaşam döngüsünde döllenmeden sonra hangileri doğrudur? Bakalım. Taç yapraklar gelişerek tohum kabuğunu oluşur, oluşturur demiş. Arkadaşlar burada taç yapraklar tohum kabuğunu oluşturmuyor. Döllenmeden sonra e, tohum kabuğuna dönüşen tohum taslağıdır. Dolayısıyla taç yapraklar değildir. Bu yanlış olur. Yumurtalık gelişerek meyveye oluşturur. Evet, yumurtalık meyveye, tohum taslağı tohuma dönüşü, tohum kabuğuna dönüşü unutmayın. Pardon tohum taslağı tohumu oluşturuyor. Zaten tohum oluştururken de kabuğa da dönüşüyor. Dolayısıyla tohum taslağı tohumu oluşturur. Doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 şeklinde olacak. 27. Bir bitkinin tohumuyla ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Hücreleri en kromozom takımına sahiptir. Şimdi tohumun içerisinde ne var? Ee, embriyo var. Arkadaşlar embriyo iki en kromozoma sahip. Dolayısıyla burada en kromozom demesi yanlış olur. Endosperm'de varsa zaten 3'en kromozomdur. Çimlenebilmesi için su gereklidir. Evet e, baza metabolizmaya sahiptir. Dolayısıyla e, çimlenebilmesi için hani bitkinin o embriyonun gelişebilmesi için su gerekli enzimlerin çalışması için embriyoya besin sağlar. Tohum embriyoya besin sağlıyor doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 Edirne seçeneği olacak. 28. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir bitkinin transpirasyon yoluyla kaybettiği toplam su miktarını etkileyen faktörlerden değildir? Transpirasyon nedir? Terleme. Terleme ile kaybettiği toplam su miktarını etkileyen faktörlerden değildir diyor. Diyor ki bitkinin sahip olduğu toplam toplam yaprak yüzeyi alanı etkiler mi transpirasyonu? Etkiler, değil mi? Dolayısıyla bunu alırım. Ortamın nem miktarı nem miktarı da arkadaşlar yine terlemeyi ne yapar etkiler. Hava sıcaklığı etkiler. Ortamdaki rüzgarın hızı etkiler ama azot gazı etkilemez terlemeyi. Çünkü terleme suyla alakalı bir durumdur. Azot gazıyla ilgisi yoktur. 29. Otsu monokotil ve otsu dikotil bitkilerin gövdeleri incelendiğinde Hangilerinin ortak olduğu görülür. İletim demetlerinin düzenleme biçimi. Şimdi monokotillerde kambiyum yok. O yüzden dağınıktır. Ama dikotillerde otsu da olsa kambiyum vardır. Ee, düzenleme düzenlidir arkadaşlar dizilim. O yüzden bu ortak değil. En dış kısımlarının epidermisle örtülü olması. İkisi de otsu olduğu için. E, epidermis, peridermis'e dönüşemiyor. Çünkü ot suduru genellikle bir yıllık bitkilerdir. Peridermis'e dönüşebilmesi için çok yıllık bitki olması lazım. Dolayısıyla bu ortaktır. Öz ve korteks kısımlarının bulunması. Arkadaşlar monokotillerde öz bölgesi ve korteks bölgesi belirgin bir ayrımda değildir. Ama dikotillerde belirgin bir ayrımı vardır. Dolayısıyla bu da ortak değildir. Cevabımız ne olur? Yalnız iki bursa seçeneği olacak. 30. sorumuz Angiospermlerde erkek ve dişi gametofitin oluşması sırasında görülen aşağıdaki hücrelerden hangisi diploittir? Bakalım. Megaspor. Arkadaşlar megaspor mayoz bölünme sonucunda oluşur. En kromozomlu. Generatif çekirdek yine e, mayoz bölünme sonucunda oluştuğu için en kromozomlu. Tüp hücresi vejetatif çekirdektir. En kromozomludur. Antipot hücresi yine e, yumurtanın Üç kere mi toz geçirmesi sonucunda oluşur en kromozomdur. Ama mikrosporosit nedir? Mikrospor ana hücresidir. Bu da arkadaşlar e, iki en kromozomlu bir hücredir. Cevabımız deniz seçeneği olur. Diğer sorumuza gelelim. Diyor ki Fulem'de organik maddelerin taşınımı basınç akış teorisiyle açıklanır. Buna göre basınca bağlı bir taşınımın gerçekleşebilmesi için kaynak konumundaki bir organda yani fotosentez yapabilen bir yaprak floeme çevresindeki hücrelerden şekerin yanı sıra diyor hangilerinin kesinlikle girmesi gerekir? Şimdi bakıyorum amino asit, su, mineral. Arkadaşlar şekerin yanı sıra bakın şekerin akışkanlığını artırabilmek için Yanına suyun da girmesi gerekiyor. Bu amino asit ve mineral akışkanlığı azaltır ama su akışkanlığı artırır. Dolayısıyla suyun girmesi gerekiyor. Cevabımız bursa seçeneği olacak. Burada basınç akış teorisini de anlatayım size. Şimdi şu bir ağacımız. Şurada bir kaynak hücremiz var. Şurada da bir havuz hücremiz var. Kaynak hücresi fotosentez yapabilen hücredir. Havuzda depo edilen yerdir. Şimdi bu fulem. Yanında da ne vardır? Kısilem vardır. Burada tabii bitişik de ben ayrı ayrı gösterdim. Şimdi kaynak hücresinden, kaynak hücresinden şeker yüklenirken zaten ATP harcanarak yükleniyor. Burada akışı artırmamız lazım. Çünkü katı bir madde dolayısıyla aşağıya taşınması zor olacak. Hemen kısilemden bir miktar su geliyor arkadaşlar. Su ile birlikte ne yapıyor? Akış gerçekleşiyor ve aşağı doğru taşıma oluyor suyla birlikte. Şöyle şekerinde taşınması gerçekleşiyor Şeker geliyor buradan havuz hücresine giriyor Aldığı suyu da tekrardan geri kısileme veriyor Ve böylece bir döngü gerçekleşiyor Biz buna basınç akış teorisi diyoruz Basınç akış teorisidir ee, Günümüzde kabul edilen e, bitkiler, Bitkilerin flüeminde gerçekleşen şeker taşınmasını açıklayan teoridir arkadaşlar Bu şekilde e, hatta YKS'de direkt bu şekilde sorulmuştu. Hani Fen ÖABT'de de çıkma ihtimali, biyolojide de çıkma ihtimali vardır. 2021 Fen ÖABT'ye gelelim. Aşağıdakilerden hangisi açık ve kapalı tohumlu bitkilerde görülen ortak özelliktir diyor. Bakalım hem açık hem kapalı tohumlularda. Triploid endospermli oluşumu bu sadece kapalı tohumlu bitkilerde vardır. Meyve oluşumu kapalı tohumlu bitkilerde, çiçek oluşumu kapalı tohumlu bitkilerde vardır arkadaşlar. Tohum taslağının ovaryum içerisinde yer alması bu tabii ki kapalı tohumlu bitkilerin özelliğidir. Açık tohumlularda tohum taslağı neredeydi? Sporofil dediğimiz e, yaprak benzeri hücre şeylerdeydi, organlardaydı yaşam döngüsünde döl almış. Döl almışı bütün bitkilerde vardır. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. 33. Aşağıdakilerden hangisi karasa bitkiler ve onların en yakın akrabası olan karofita grubuna ait alglerin ortak özelliklerinden biridir. Hatta bitkilerin karofitadan türediği söyleniyor. Dök hücrelerinde peroksizon bulunması, döl almışının görülmesi, sporangiumda üretilen çeperli sporların bulunması, çok hücreli gametangiumların bulunması, apikal meristemlerin bulunması. Arkadaşlar burada ortak özellik olarak hücrelerinde peroksizon bulunması. Diğerleri diğerleri bitkilerin özelliğidir. Dolayısıyla arglerle hani buradaki karofitayla ortak özellik olarak alınan özelliği peroksizomun bulunması şeklinde alınıyor. Yine karofita grubundaki algler de fotosentez yapabiliyor. Dolayısıyla bu yüzden de bir ortaklık hani oradan türediği söyleniyor tabii ki. Gelelim diğer sorumuza. Kısa gün ve uzun gün bitkilerinin çiçeklenme durumları ile ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır? Kısa gün bitkileri karanlık evrenin daha uzun olduğu zamanlarda çiçeklenirken uzun gün bitkileri karanlık evrenin daha az olduğu zamanlarda çiçekleniyorlar. Diyor ki kısa gün bitkilerinde fotoperiyodun aydınlık kısmının karanlık kısmından uzun olması durumunda çiçeklenme uyarılmaz. Evet doğrudur aydınlık kısım uzunsa kısa gün bitkisi çiçeklenmiyor bu doğru. Kısa gün bitkilerinde fotoperiyodun karanlık kısmının bir ışık flaşıyla ile bozulması durumunda çiçeklenme uyarılmaz diyor. Şimdi ışık flaşıyla ile karanlık periyot şöyle düşünün. Kısa gün bitkisi şu şekilde. Şurası karanlık. Böyle olduğu zaman arkadaşlar şuranın da tam 12 saat olduğunu düşünürsek karanlık evre 12 saatten uzun olduğu zaman kısa gün bitkileri çiçekleniyor. Eğer ben bu aradaki bir bölgeyi ışık flaşıyla aydınlatırsam kısa gün bitkisi çiçeklenmiyor. Çünkü buradaki evreyi uzunmuş gibi algılıyor bu aydınlık evreyi uzunmuş gibi algılıyor. O yüzden çiçeklenmiyor. Bu doğrudur. Sonra diyor ki uzun gün bitkilerinde fotoperiyodun karanlık kısmının bir ışık flaşı ile bozulması durumunda çiçeklenme e uyarılır doğru. Eğer ben aynı bitki aynı uyarıyı uzun gün bitkisine yaparsam gün uzunmuş gibi algılar ve çiçeklenir. Uzun gün bitkilerinde fotoperiyodun karanlık kısmının aydınlık kısmından uzun olması durumunda çiçeklenme uyarılmaz. Evet karanlık kısım daha uzunsa yani şu şekilde ise ne oluyor? Uzun gün bitkisi çiçeklenmiyor. Doğru. Fotoperiyodun karanlık kısmına kırmızı bir ışık flaşı uygulaması durumunda uzun gün bitkilerinde çiçeklenme uyarılmazken kısa gün bitkilerinde çiçeklenme uyarılır. Hayır kırmızı ışık flaşı aydınlık evreymiş gibi gösterir. Dolayısıyla uzun gün bitkisi çiçeklenirken kısa gün bitkisi çiçeklenmez tam tersi olacak cevabımız Edirne seçeneği olur. 35. sorumuz Tohumlarda meydana gelen olaylarından hangileri dormansinin olası sebeplerindendir? Dormansi nedir? Uyku durumu değil mi? Tohumlardaki uykunun olası sebeplerini sormuş bize. Bakalım. Tohum kabuğundaki su girişinin artması. Şimdi su girişi olursa e, tohum uyanır arkadaşlar. Dormansi olmaz. Dolayısıyla bu değil. Tohum kabuğunun oksijen girişinin engellemesi. Oksijen olmazsa oksijenli solunum yapamaz. Dolayısıyla ne olacak? Ee, bitki büyüyemez yani tohum uyanamaz Doğrudur Olgun tohumda absisik asit Giberellin oranının artması Absisik asit ne yapıyor? Çimlenmeyi engelliyor Giberellin çimlenmeyi artırıyor Dolayısıyla absisik asit miktarı fazla olursa Dormansi devam eder arkadaşlar Dolayısıyla bu da olur Cevabımız 2 ve 3 şeklinde olacak 36. soru Çiçekli bitkilerde Tohumun çimlenmesiyle ilgili hangisi doğrudur? Çimlenme süresince enerji gereksinimi sadece oksijensiz solunumla karşılanır demiş. Hayır, oksijensiz değil, oksijenli solunum. Bu yanlıştır. Çimlenen tohumda ilk olarak embriyonik kök çıkar demiş. Arkadaşlar, embriyonik kök ilk olarak çıkıyor, daha sonra gövde çıkıyor. Bu doğrudur. Çimlenme için mutlaka düşük sıcaklık, karbondioksit ve karanlık ortam gereklidir. Hayır. Şimdi düşük sıcaklık değil, optimum sıcaklık gereklidir. Yani işte 35 derece falan. Karbondioksit gerekli değildir. Çünkü fotosentez yapamaz çimlenirken. Dolayısıyla karbondioksite ihtiyaç yoktur. Aydınlık ortamda da karanlık ortamda da çimlenebilir arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Çimlenmeden önce tohumlar su kaybederek, su kaybederek değil, su alarak tohum kabuğunun parçalanmasını sağlıyor. Yanlış. Çimlenme başladığında, başladığında tüm embriyonik dokular fotosentez yapma yeteneği kazanır. Hayır. Sadece yaprağa dönüşecek olan yapılar fotosentez yapma yeteneği kazanıyor yanlıştır. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Bitkilerde gutasyon, toprağın su miktarı, havanın nem yüzdesi ve bitkinin terleme hızına bağlı olarak gelişen bir olaydır. Gutasyon ne demek? Damlama. Topraktaki su miktarı fazlaysa arkadaşlar damlama artar. Buna göre diyor aşağıdaki koşullardan hangisi gutasyon oluşmasını uygun hale getirir. Şimdi ne olması lazım? Bir kere topraktaki su miktarının fazla olması gerekiyor. Havadaki nem miktarının yüksek olması gerekiyor ki hani e, bir nasıl diyeyim size su ihtiyacı kalmasın diye ve terleme hızının da düşük olması lazım. Çünkü terleme stomalardan gerçekleşiyor. Kutasyon ise e, hidatotlardan gerçekleşiyor arkadaşlar. Dolayısıyla stomalar kapalı olur ya da e, terleme hızı düşük olur. O zaman mutasyona ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla fazla, yüksek ve düşük olması lazım. Cevabımız ne olur? C şıkkı olur. 38. soru. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde temel dokuyu oluşturan hücrelerin işlevlerinden biri değildir? Temel doku. Temel doku neydi? Ee, parankima, kolenkima ve siklerankima. Bakıyorum. Fotosentez yapma. Var mı parankima özümleme parankimasında var. Nişasta depolama depo parankimasında var mı? Var. Destek sağlama. Arkadaşlar, kolenkima ve siklerankima destek sağlıyor. Salgı yapma. Salgı yapma da var. Eee hangisiydi ya? Parankima da yine vardır arkadaşlar. Salgı yapma, salgı hücreleri oluşuyor da. Ama stomalar Epidermis'ten oluşur. Epidermis de örtü hücreleridir, örtü dokunundur. Dolayısıyla cevabımız edine seçeneği olur. 39. soru bitkisel hormonlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Organik moleküller midir hormonlar? Evet organik moleküldür bu doğrudur düşük konsantrasyonlarda etkili olabilir. Aynı bizdeki hormonlar gibidir arkadaşlar. Düşük konsantrasyonda etkili olur. Üretildikleri hücreden hedef hücrelere taşınabilirler. Evet kısilen ve flüem yardımıyla taşınabiliyorlar. Birden fazla düzenleyici rol oynarlar. Evet hem çimlenmeyi sağlayıp hem büyümeye katkı sağlayabiliyorlar. Doğru. Hormonu üreten bitki için esansiyel madde. Esansiyel madde ne demektir? dışarıdan hazır alınması gereken bir madde demektir. Ama bitki hormonunu kendisi üretiyor, dışarıdan hazır almıyor. O yüzden bu yanlıştır. Esansiyel unutmayın bakın. Esansiyel amino asit, esansiyel yağ asidi. Bunu duyarsanız bu e, canlı tarafından üretilemeyip dışarıdan hazır alınan madde demektir. Tamam mı? Unutmayın bunu esansiyel kelimesine. 40. soru Odunsu gövdeli çok yıllık bitkilerde bulunan vasküler kambiyum dokusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakıyorum. Su ve madde iletiminden sorumlu olan hücreleri üretir demiş. Doğru arkadaşlar. Vasküler kambiyum demet kambiyumu demektir. Ee, Kızılan ve fulen hücrelerini üretiyor. Bu doğrudur. Gövdenin enine büyümesini sağlar. Doğru arkadaşlar burada kan büyüm sonuçta ne yapıyor? Gövdenin enine kalınlaşmasını sağlıyor. Meristematik hücrelerden oluşur. Evet meristem hücrelerinden oluşuyor. Zaten e, meristem hücreleri bölünür. doku hücreleridir. Diğer dokular ise meristemin farklılaşması sonucunda genellikle oluşuyorlar. Kısilen ve fülem arasında yer alır. Evet enine kalınlaşmayı sağladığı için kısilen fülem arasında yer alıyor. Gövdede epidermisin yerini alan mantar hücrelerini oluşturur. Hayır, mantar hücreleri epidermisin artık parçalanması sonucunda oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu kambiyumun görevi değildir. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Bitkilerde yaprak epidermisinin farklılaşmasıyla oluşan yapılar aşağıdaki işlevlerin hangisinin gerçekleşmesinden sorumlu değildir? Epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapılar. Ne? Stomalar, tüyler, daha sonra lent e, hidatotlar arkadaşlar, bunlar farklılaşma sonucunda oluşuyor. Gaz alışverişini sağlama sutomalar yapıyor. Su kaybını sınırlandırma demiş. Su kaybını sınırlandırma yine sutomalar yapabiliyor arkadaşlar. Daha sonra zararlı güneş ışınlarından bitkiyi koruma, yine aynı şekilde yaprak epidermisinin hani oluşturduğu kütükula sayesinde oluyor. Fotosentez ürünlerini yapraklardan köklere taşıma. Bunu kim taşıyor? Flem taşıyor. Dolayısıyla bunu arkadaşlar epidermis değil flem iletim demeti yapıyor. O yüzden bu yanlıştır. Böceklere karşı bitkiyi savunma. Evet savunma tüyleri bunu yapabiliyor. Cevabımız deniz seçeneği olacak. 42. sorumuz. Bitkilerde gövde kalınlaşması ve yaş halkaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Gövde kalınlaşması ve yaş halkası. Diyor ki bitkilerde gövde kalınlaşması veya şalkaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım. Bitkilerde gövde kalınlaşması sadece açık tohumlularda ve kapalı tohumlulardan dikotillerde görülür demiş. Arkadaşlar burada ee, şöyle söyleyeyim, sadece bu bitkilerde görülür diyemiyoruz çünkü. Damarsız tohumsuz olan bitkilerde de hani gövde kalınlaşması görülebiliyor. O yüzden burada yanlış olacak bu. Gövde kalınlaşması gösteren bitkilerin hepsinde vasküler kambiyum ve mantar kambiyumu bulunur. Mesela dikotillerin otsu olanlarında e, mantar kambiyumu görülmez. O yüzden bu da yanlıştır. E, gövde kalınlaşması gösteren bütün bitkilerin yaşı yaş halkalarından hesaplanabilir. E, hepsini hesaplayamayabiliyoruz. Çünkü... Gövde kalınlaşması gösteriyor ama yaş halkaları belirgin olmayabiliyor arkadaşlar. O yüzden bu da yanlıştır. Tropik kuşakta yetişen ağaçların hızlı büyümelerine parlar olarak yaş halkaları çok belirgindir. Şimdi hızlı büyüdükleri için yaş halkaları da nasıldır böyle dardır. Hani şöyle düşünün mesela bu bir yaş halkası. Sonra yanında incecik bir çizgi başka bir yaş halkası. O yüzden bunlar hızlı büyüyorlar ama yaş halkaları çok belirgin değildir arkadaşlar ılıman kuşakta yetişen ağaçların gövdesine, gövdesinde aynı yılda üretilen yaş halkalarının çapı değişiklik gösterir. Evet, yani şöyle. Sonbahar halkası ve ilkbahar halkası vardır. Sonbahar halkası e, yağış miktarına göre daha geniş olup işte ilkbahar halkası daha dar olabilir. Dolayısıyla çapı farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Bu doğru cevabımız olacak Edirne seçeneği. 43. sorumuz. Yatay konumlandırılmış bir bitkinin Kök ve sürgün büyümesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kök ve sürgün büyümesi yata yatay konumlandırmış bir bitki. Hem kök hem de sürgün yatay olarak büyür demiş. Arkadaşlar burada sürgün ne yapacak? Yer çekiminin tersine doğru, kök de yer çekimine doğru hareket eder. O yüzden bu yanlıştır. Kökün aksine sürgün boyunca oksin dağılımı simetriktir demiş. Arkadaşlar oksin dağılımı Simetrik olamaz çünkü neden? E, ışıktan kaynaklanan bir durum vardır. O yüzden de oksin dağılımı simetriktir diyemiyoruz. Kök oksin etkisiyle yer çekimi yönüne aşağı kırılarak büyür. Evet kök aşağı doğru kırılıyordu. Bu doğrudur. Sürgün oksinden bağımsız olarak hem yer çekimine hem de ışık sinyaline cevap vererek büyür. Hayır sürgün oksinden bağımsız hareket edemez arkadaşlar. Özellikle ışık sinyaline cevap oksinden bağımsız cevap veremez. O yüzden bu yanlıştır. Kök büyümeye devam ederken sürgünün büyümesi tamamen durur. Hayır, ikisi de büyüyebilir. Sadece yönleri değişir. Bu da yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olur. 44. soru. Çeşitli bitki türlerinde görülen aşağıdaki adaptasyonlardan Bir anda kapı açıldı. Korktum. <laughs> Tekrardan okuyayım soruyu. Çeşitli bitki türlerinde görülen aşağıdaki adaptasyonlardan hangisinin transpirasyonla su kaybını azaltmaya yönelik olduğu düşünülemez. Transpirasyon ne demek? Terleme demektir arkadaşlar. Bakalım. Hatırlarsanız bu soruyla ilgili böyle bir soru önceki senelerde de çıkmıştı. Yaprak ayasının indirgenerek yaprağın iğne şeklini almış olması. Evet bu su kaybını azaltmaya yöneliktir değil mi? Bu doğrudur. Karasal bitkilerde iletim demetlerinin gelişmiş olması diyor. Şimdi iletim demeti gelişmiştir ama bu terleme ile su kaybını azaltma yönelik bir adaptasyon mudur? Hayır değil mi? Suyun daha iyi taşınmasını gerçekleştirir. Dolayısıyla bu değildir. Cevabımız budur. Yaprak yüzeyinde kalın bir kütükula tabakasının bulunması. Kalın kütükula tabakası ne yapıyor? Su kaybını terlemeyi engelliyor arkadaşlar. Yapraklarda gömülü tipte stomaların bulunması. Stomalar dip taraflarda gömülü olarak bunlara e, su kaybını engelliyor. Doğru. Cam metabolizmasının gelişmiş olması. Cam metabolizması neydi? Kurak ortamlarda stomaların kapalı olmasıydı değil mi? Dolayısıyla bu da olur. Cevabımız bursa şıkkı olacak. Son sorumuz artık. Bir su kültürü. Ortamı kullanılarak yetiştirilecek bir bitki için bu ortamı aşağıdakilerden hangisinin eklenmesi gerekmez? Su ortamında diyor hangisi bulunur gerekmez diyor. Azot eklenmesi gerekiyor mu? Evet. Fosfor gerekir arkadaşlar. Magnezyum ve demir eklenmesi gerekir. Ama su kültürü ortamında karbon eklenmesi gerekmez. Ee, Mesela özellikle suda marul yetiştirme falan hani bu aralar çok yaygınlaştı bu suda bitki yetiştirme olayları, suda marul yetiştirme olayları var. Ben de denedim. Yapın. Ama ben yaptığım zaman hani şu maddeleri ekleyemediğim için sınırlama e, büyüme sınırlı oldu. Hani çok olmadı. Bir de marulun tadı acı oldu. Marulun o kök kısmı var ya. O kök kısmını suya koyduğunuz zaman belirli süreler sırasında da işte e, su eklediğiniz zaman büyüyor. Ama tadı birazcık değişik acı oluyor. Bunları ekleyemediğimiz için tabii ki büyüme de sınırlı oluyor. Cevabımız değişik olacak. Böylece bitki biyolojisi ile ilgili soru çözümünü bitirdik. Hiç sevmiyorum bitki biyolojisi böyle sorusu çözmeyi anlatmayı ama sizin için çözdüm arkadaşlar. Sonraki videolarda artık nereye geçiyoruz? Sistemlere geçiyoruz tamam mı? Sindirim sistemiyle başlayacağız. Diğer sistemlerle devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.